T24'te sürekli seçim konuşuyoruz, seçim sürecini ele alıyoruz ama sonuçta seçim sandıkta gerçekleşiyor. Bir, oy kullanılması meselesi var. İkincisi, oy sayılması meselesi var. Demokrasinin olmazsa olmazı bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Bu ciddi bir soru ve son yıllarda kuşkular doğuran bir soru. Acaba seçim güvenliğimiz sağlam mı? Sahte oylar, yığma seçmenler vesaire. Tüm bu konuları CHP'nin tam da bu konularla ilgili uzman bir genel başkan yardımcısıyla konuşacağız. Onur Sal adı güzel, hoş geldiniz programımıza. CHP genel başkan yardımcısı, hem de tam söylemek gerekirse bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu. Evet. Tam bu konuda bayağı ağır bir kartvizit olsa gerek. Çünkü gerçekten de seçim sonuçları ne kadar dürüst bir oylama ve sayımdan geçecek, bunu merak ediyoruz. Şu an hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Yani geçen seçimlere göre seçim güvenliğinden daha emin, daha rahat olabilecek mi seçmenler? Öncelikle seçim güvenliğini sadece seçim gününe indirgersek orada bir eksiklik yapmış oluruz diye düşünüyorum. Seçim güvenliği 3 aşamalı bir proses aslında. Bunun birinci aşaması seçmen listelerinin yayınlanmasıyla 4 Ocak'la başladı. Ve biz listeleri alır almaz analizlere başladık. Çünkü önümüzde bir yerel seçimler var ve yerel seçimin kendi özelliği gereği bir ilçede yaşayan vatandaşlarımızın o ilçenin kaderini belirlemesi gerekiyor. Yani yığma seçmenlerle, taşıma seçmenlerle sonucu değiştirmeye çalışan bir anlayış var. Buna karşı biz ciddi analizler yaptık. Özellikle Türkiye'deki 973 ilçede bizim ilçe başkanlarımızın, parti yöneticilerimizin ulaşabildiği bir portalımız var. Web portalımız var. Oradan bağlanan bütün arkadaşlarımız bölgelerine gelen seçmenleri, giden seçmenleri bütün farklı filtrelerini de kullanarak incelediler, analiz ettiler. Yeni oy kullanacak seçmenlere hoş geldiniz dediler. Hı hı. Bununla birlikte işte şüpheli seçmenler tespit ettiler. Biz de DSK'nın bize gönderdiği verinin ne kadar kaliteli olduğunu inceledik ve gördük ki bazı eksiklikler var. Bunu meclis kürsüsünden ifade ettik. YSK başkanlığına da ilettik. Dedi ki bu liste ciddiyetsiz hazırlanmış. İşte soy ismi olmayan seçmen göndermişsiniz bize. 165 yaşında bir seçmen var. Allah uzun ömür versin ama bugün gördük ki kendisi yaşamıyormuş. Zaten Sadi Güven'de açıklama yaptı. Bunların düzeltilmesini istedik. Tabii bunların sayısı milyonlarla ifade edilmiyor. Buradan seçmenlerimizi korkutmak istemem. Ama YSK'nın birinci görevi işini ciddi bir şekilde yapmak. Çünkü demokrasinin birinci önceliği sandık. Ama sandığın şeffaf ve güvenilir olması gerekiyor. Şeffaf ve güvenilir değilse sokaktaki vatandaş seçilene de saygı duymuyor. Biz dürüst, kurallarına uygun bir süreç ilerlesin istiyoruz. Hiçbir partinin bir oyu diğer partiye geçmesin. Yani böyle bir hata yapılmasın niyetindeyiz. Bunun için de çalışmalarımız buradan başladı. 24 Haziran, 17 Nisan referandumu da tabii hafızalarda çok taze oradaki gelişmeler. İşte mühürsüz oyların kabul edilmesi. Bununla birlikte seçimde yaşanan eşitsizlikler var. Nasıl eşitsizlikler? İşte devlet imkanlarının seferber edilmesi. YSK'nın işini doğru yapmaması, kurallara uygun yapmaması gibi zorlukları yaşadık biz geçmiş seçimlerde de. Ve her seferinde bunların düzeltilmesi için uyardık. Bu dönemde yine listeler askıya çıkar çıkmaz başladık uyarılarımıza. Binlerce itirazımız var bugün. Binlerce. YSK'ta binlerce itiraz var. Yani sadece Üsküdar'dan örnek vereyim. 7042 itiraz var. Bunun kabul edilenleri var, kabul edilmeyenleri var. 21 bin seçmeni olan, yaklaşık yani 21 bin demeyeyim ama 23 bin küsur seçmeni olan Artvin'de 500'e yakın itiraz var ve itirazlarımızın hepsi kabul edildi neredeyse. Yani bütün eksiklikleri özellikle itirazlarla takip ediyoruz ve sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii orada bir sorunumuz var. Bazı seçim kurulu başkanları objektif davranmaktan uzaklar. Yani tespit yaptırmıyorlar. Sümen altı ediliyorlar bu meseleleri. Bu noktada bugün gece 12'den sonra biz ilk değişim sonuçlarını 17 Ocak'a kadar olmuş değişim sonuçlarını alacağız ve YSK'ya yapmamız gereken itirazları da gerçekleştireceğiz. Bugün saat 12'de alır almaz o verileri işleyip sabah yine 973 ilçe başkanımızın, ilçe yönetimlerimizin kullanımını açacağız o verileri ve buradan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama tekrar söylüyorum, seçim güvenliğini sadece seçim gününe indirgersek orada büyük bir hata yapmış oluruz. Çünkü seçim öncesi eşitsizlikler, işte güvenlik görevlilerine oy kullanmak için bir belge veriliyor ve görüyoruz ki bunlar kötüye kullanılıyor. Yani birçok yerde oy kullanma gibi
kullanılıyor. İşte sandık başkanı olarak görevlendirilmiş memurlar görevlerini doğru yapmadıkları için sabahın ilk saatlerinde paket oylar kullanılmış oluyor. Böyle birçok tespitimiz var. Biz bunları rapor olarak da defalarca yayınladık. Tekrar buradan dile getirmek istiyorum. Herkes işini düzgün yaparsa devletin imkanları, devletin yöneticileri eğer sandık güvenliği noktasında objektif davranırsa seçim günü ve öncesinde bu sorunları yaşamayız. Ama biri devletin uçaklarını kullanırken, bütün kaynaklarını kullanırken, valilerini, kaymakamlarını seferber ederken, öbür tarafta miting bile yapma fırsatı olmayan, bunun için kaynağı olmayan partilerin eşit yarışması noktasında bir beklenti olursa burada çok ciddi bir yanılgı oluyor. Bütün imkanları seferber edenlere karşı 31 Mart seçimlerinde halkın seferber olacağını düşünüyoruz biz. Ve sonucun belirlenmesinde şöyle bir şansı var 31 Mart seçimlerinde vatandaşlarımızın. Herkes kendi evinin önünü süpürecek. Nasıl Üsküdar'daki arkadaşlarımız çalışıyor, adalardaki arkadaşlarımız çalışıyor, Artvin'de, Hatay'da arkadaşlarımız çalışıyor. Kendi evlerinin önlerini temizliyorlar. Ve 31 Mart akşamı da kendi bölgelerindeki, ilçelerdeki sandıkları birleştirerek sonucu orada alacaklar. Tam bu dediğinizin üzerine şunu sorabilir miyim? Tabii. Genel seçime göre yerel seçimde bu tür manipülasyonlar, hileler vesaire yapmak daha mı zor acaba? Şöyle bir durum söz konusu. Tabii 24 Haziran seçimleri referandum şöyleydi. Türkiye'deki tüm oylar toparlanıp sonucu etkiliyordu. Yani milletvekili seçimini ayrı tutalım. Orada bile çok ciddi müdahalelerimiz oldu. Bizim 2 gün boyunca yaptığımız itiraz ve çalışmalar bize Maraş'ta bir milletvekili kazandırdı. Osmaniye'de bir milletvekili kazandırdı. Kars'ta çok az 250 oy gibi bir oyla kaybettik. Burdur'da bir milletvekili kazandık. Çanakkale 2. sıradaki milletvekilimizi o çalışmalarımız, itirazlarımız sonucu kazandık. Ama başkanlık seçimi için, cumhurbaşkanlığı seçimi için düşünün. İstanbul'daki oy ve Urfa'dan, işte Kars'tan gelen oy toplanıp sonuca ilerlediği için orada bir birleştirme işi çok daha zor bir işti. Yani çünkü Türkiye'deki 188 bin sandıktaki iş yapan arkadaşımızın aynı kalitede bize bilgi göndermesi gerekiyordu. Yerel seçimlerde şöyle bir fırsat var. Tabii bu kadar tarafkir eşitsiz duruma karşılık işte İstanbul'da Üsküdar'da 1000 küsur sandık var. O 1000 küsur sandıkta arkadaşlarımız işlerini doğru yapıp tutanakları alıp ilçe başkanlığımıza götürdüğünde orada bunu birleştirdiklerinde Üsküdar'ı kazanıp kaybettiklerini YSK verilerini karşılaştırarak görebilme fırsatları var. Eğer YSK verilerinde bir hata varsa da anında orada itiraz etme fırsatları var. Üsküdar gibi 39 ilçede bu işi doğru yaptığımızda 39 ilçeyle İstanbul'un sonucunu görme fırsatımız var. Yerel seçimlerin böyle kendi içinde bir dinamiği var. Onun için ben diyorum eksikler olmuştur geçmişte de. Yani biz bunları da örtbas etme derdinde değiliz. Eksikler olmuştur. Bu eksiklerin en başında da belki şu geliyordu. Özellikle işte Anadolu Ajansı ile aynı anda açıklama iddiasını biz gerçekleştiremedik. Kamuoyuna böyle bir söz verilmişti. Bu sözün verilmesi noktasında eksikler olmuştu. Bunu kabul ediyoruz ama şunu da unutmasın istiyorum bizi izleyen bütün arkadaşlarımız. Bu seçimin öncesini konuştuk. Seçim günü dedik. Bu tutanakları toplamak ve bir merkezde birleştirmek çok önemli dedik. Bir de sonrasında itiraz prosesi var. Burası çok önemli. Ve bunun için 48 saate yakın zaman vardı mesela milletvekili seçimlerinde. Bunların birleştirilip itiraz edilebilmesi için 48 saat süremiz var. Bizim için asıl olan YSK verileriyle bizim ilçelerimizdeki tutanakların karşılaştırılması ve dip toplamlara bakılması. Dip toplamda eğer bir hata görüyorsak hangi tutanaklarda fark varsa gidip itiraz ederiz ve sonucu rahatlıkla belirleyebiliriz. Yerel seçimlerin kendi içinde böyle bir özel tarafı var. Tabii 24 Haziran seçimleri baskın seçimlerdi. Şimdi biz daha önceden başladık çalışmaya. 69 gün var bugün seçimlere ama biz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önce analizleri bitirdik. Bugün akşam artık YSK listeleriyle ilgili son analize bildirip itirazlarımızı yapacağız seçmen listeleriyle ilgili. Sonra tekrar seçim günü için çalışmaya, eğitimlere devam edeceğiz. Sandık görevlerimizi eğitiyoruz. Ve bu işe omuz vermek isteyen bütün gönüllülerimizle açık bir
bilgi paylaşımıyla bu süreci yönetelim istiyoruz. Evet. Amacımız tek, Türkiye'de demokratik bir seçim olsun, kurallara uygun bir seçim olsun, herkes hakkını alsın istiyoruz. Zaten bizim hayata bakışımız da bu, İstanbul adayımızın isteği de bu, Türkiye'deki bütün adaylarımızın derdi o bölgedeki insanlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek. Şimdi konuşmanızda 24 Haziran'a değindiniz, orayla ilgili öz eleştirili bir notu da kısaca verdiniz ama madem o konuya girdik, bizim herhalde bir iki şeyi size yönelik eleştirileri hatırlatarak fikrinizi sormamız gerekiyor. Şimdi birincisi sizin de az önce dediğiniz bir Anadolu Ajansı ile aynı anda sonuçları bildirme şeyi vardı, açıklaması vardı. Tuncay Özkan'dan duymuştuk galiba onu ilk kez. Daha sonra da size mal edildi ve sonra da yürüdü. CHP'nin böyle bir iddiası. Bir kez bu iddia doğru değildir, doğru bir hedef değildi galiba, değil mi? Onun öz eleştirisini net olarak verdiniz mi? Şöyle, tabii bunun için üzerine bir çalıştık ama tekrar vurgulamak istiyorum. Yani bu işi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistemine, açıklamasına indirgersek burada bir eksiklik olur. Yani seçimdeki eşitsizlik, seçim güvenliğindeki sorunun, o meşruiyetin temelinde bir kere kaynakların yanlış kullanılması, devletin bütün imkanlarının bir parti için, bir aday için seferber edilmesi gibi bir sorun var. Tamam, bu temel buradan başlıyor. Yaptınız. Biz buna hazırız dediniz. Buradan başlıyor. Hayır, seçimdeki manipülasyon evet. için diyorum. Sadece evet. hani sandık başındaki hırsızlık olarak düşünmeyin diye bunu özellikle evet. vurgulamak evet. istiyorum. Çünkü onlarca işte mesela güvenlik görevlilerinin şimdi de kaydırıldığını, yığma seçmen olarak bir yerlere taşındığını görüyoruz. O günde şöyleydi. İşte güvenlik görevlilerine turnike şeklinde oy kullandırılması gibi ya da işte oradaki memurun korkuyla işte paket oy atılmasına izin vermesi gibi sorunlar yaşandı. Ve biz oralara milletvekillerimizi görevlendirdik. O kadar trajik olayları ortaya çıkardılar ki yani işte kadınların oy kullanmadığını gösterdiler. Evin babası gelip hepsinin yerine oy kullanabiliyor ve bu ciddi bir hukuksuzluk. Bunlara itiraz ettiler. Bazı bölgelerde o sandıkta oy iptal sağlandı. Mesela Erzurum'da böyle bir sonuç yakaladık. Biz böyle bir itirazla iptal ettirdik. Fakat biliyorsunuz sandık başındaki olaylarda ölen vatandaşlar oldu. Yani güvenliği sağlamakla görevli bütün o kolluk kuvvetleri, diğer bütün görevliler ciddi ihlaller yaptı ve biz bunu bir rapor olarak yayınladık. İlk aşamasında böyle bir durum var. Biraz önce bir öz eleştiri yaptım gerçekten. Bu çok doğru. Yani biz orada tabii ki aynı anda açıklama hedefini koyduk ve orada bütün partileri de buna paydaş yaptık. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil birçok işte bir sivil toplum hareketi olarak ve partilerin de içinde olduğu bir hareket olarak bu sürece katkı sunmasını istedik. Bütün partilerin. Tabii burada bazı aksaklıklar yaşadık. Yani mesela biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sonuçların %80'ini böyle ilk anlarda aldık mesela. Gecenin ilk saatlerinde almaya başlamıştık. Sonrasında diğer partilerle teyit ederek ciddi bir oranda işte %98'e yakın bir oranını da teyit etme, inceleme fırsatı bulduk. Oradaki farklılıkları ortaya döktük. Ama hem insan kaynağı anlamında hem de bilgi akışı anlamında orada bazı eksikler oldu. Mesela ben ve biz arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi İşlem Merkezi'nde 3 defa test etmiştik sistemimizi. Kendi Cumhuriyet Halk Partisi bilgi akış sistemini. Ama aynı kalitedeki işi o bütün partilerden gelen yapıda alamadığımız için böyle bir sorunla karşılaştık. Hafıza kalan tabii, şey sistem çöktü açıklaması yani, tabii, var. Tabii, bu siz, hafızanın en karanlık ve seyirlik eleştirinin böyle kaynağı böyle şeylerden sistem biri. Sistem çöktü açıklaması böyle çok böyle tabii olaya böyle derinden bakmayan, sürecin hepsiyle ilgili bilgisi olmayan arkadaşlarımızın böyle biraz da yarattığı bir algıyla oluştu. Bir sistem çökmesi durumu söz konusu değil. Çünkü biz birkaç kanaldan bu işi takip ettiğimiz için ama tabii açıklamayı Anadolu Ajansı ile aynı hızda yapamamızın vermiş olduğu bir sorun oluştu. Fakat şunu da görmek gerekiyor. Devletin güvenlik görevlilerine veri taşıtan bir Anadolu Ajansı süreci yaşadık. Yani Anadolu Ajansı bu verileri nereden aldığını açıklamıyor. Birçok yerde tespitler var ki polislerin, güvenlik görevlilerinin Anadolu Ajansı'na veri taşıdığını görüyoruz. Ama bizim arkadaşlarımızın şöyle bir görevi var. Önce o sandıktaki oyun doğru sayılmasına takip ediyor arkadaşımız. Sonra acaba seçim kuruluna bu kalitede gidecek mi sonuçlar? Bir sorun olacak mı? Değişecek mi tutanak diye korkuyor. Onu götürüp seçim kuruluna teslim ediyor. Ondan sonra bize veriyi getiriyor. Tabii bu arada zamanlama problemi oluyor. Hedefimizi şöyle revize ettik biz o anlamda. YSK'dan gelen verilerle %100 kontrol noktasında 31 Mart'a hedefliyoruz. Yani sonuçları tabii ki alabildiğimiz kadar hızlı alalım. Ama önemli olan YSK ile kontrol etmek. Bunu böyle sürdürelim istiyoruz. Çünkü biz o gün birkaç gece hiç uyumadan aslında YSK ile elimizden geldiğince takip edip kontrolümüzü sürdürmeyi devam ettik. Mesela İstanbul İl Başkanlığımız
İstanbul'da seçimleri merak eden arkadaşlarımız için söylüyorum. 28.825 sandık vardı İstanbul'da, hafızam beni yanıltmıyorsa. Hepsinin sonucunu fotoğraflarıyla bugün CHP İstanbul İl Başkanlığımızın, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığımızın sitesinde görebilirsiniz. Bütün tutanakların fotoğrafları var. Hani Cumhuriyet Halk Partisi takip etti mi diye sorarlarsa, buradan hemen bir çağrıda bulunuyorum. Girsinler internet sitemize, kontrol etsinler. Orada kendi tutanaklarını da rahatlıkla kontrol edebilirler. Böyle bir çalışmamız var ve bunu karşılıklı çek eden bir altyapımız var. Yani bir ilçe başkanımıza herhangi bir tutanakta sorun varsa da uyarı veren, bunu düzelt diyen bir altyapımız var. Tabii ki ondan sonrası işi yapanların pratiğine ve ne kadar hızlı sonuçlandırılabilir. Son bir şey bu 24 Haziran'la ilgili soracağım. Sizin son demeçlerinize baktım. Hemen hemen bütün açıklamalarda insan kaynağının öneminin altını çiziyorsunuz. Bunun da bu hileleri vesaire önlemede çok önemli bir bileşen olduğunu söylüyorsunuz ama eğer yanılıyorsam beni düzeltin. Adil Seçim Platformu'nun sisteme veri giremiyoruz türünden bir açıklaması vardı o gece. Şunu şöyle anlatayım. Sisteme veri giremiyoruz diye tabii platformun bir açıklaması yok ama belki böyle şikayetler gelmiş olabilir. Çünkü her yerde aynı kalitede bir internete ulaşım ya da bazı sorunlar var. Tabii Adil Seçim Platformu'na da 70 bin tutanak gelmişti. Yani birçok çalışan arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Ama orada şunu göremiyor arkadaşlarımız. Biraz önce söyledim. 28.825 tutanak İstanbul'da bizim web sitemizde de şu an yüklediğimiz şekilde fotoğraflarıyla mevcut. Ama İstanbul'da çok fazla gönüllümüz vardı mesela. İşte binlerce arkadaşımız İstanbul'da gönüllü. Ama zaten o tutanaklar birçok kanaldan bize akıyor. Ama bununla birlikte aynı hızda veri akışı işte Urfa'da, Akçakale'de ne yazık ki olmadı. Ya da işte Trabzon'da bir dağ köyünde aynı kalitede ve hızda veri akışı olmadı ve orada gönüllüler yoktu. Parti temsilcileri vardı. Bu süreçten bahsediyorum. Yoksa İstanbul'da gerçekten belki şunu da söylemek isterim. 24 Haziran seçimlerinde insan kaynağı anlamında çok ciddi bir talep de vardı. Yani insanlar gelip özellikle vatandaşlarımız sandık başında koruma noktasında katkı sundular. Ama Türkiye'nin belli bölgelerinde bu sorunlar yaşandı. Yoksa rakamlara bakıyoruz. İşte geçmişte belki bizim en başarılı olduğumuz seçimlerden biri 7 Haziran seçimleri, 2015 seçimleri. Ondan %100 daha başarılıyız sandıkların başını doldurma noktasında. Herhalde umut ve beklenti ama yüksekti. Tabii, çıkan yani, sonucu onunla kıyasladılar. Beklentiler de yüksek. Yani şimdi ben bugün işte İstanbul sonuçlarına bakıyorum. Defalarca kontrol ettik. Küçük aksaklıklar var ama karşılıklı da oluyor bunlar. Ya da diğer noktalara bakıyorum. Biraz beklenti de yüksek olduğu için tabii hayal kırıklıkları da o boyutta yüksek oluyor. Ama tekrar söylüyorum. Sadece seçim gününü vurgularsak o bütünlüklü olan evet, sorunların yani, üstünü kapatmış oluruz. Genel bakmak gerekiyor. Mesela bugün işte bir açıklama yaptık biz mecliste. Dedik ki ya bu 165 yaşında bir teyze var. Ve bugün bir açıklama geldi. Biz o 165 yaşındaki teyzeyi vurgularken aslında böyle rakamlar eşleştiği için bir yanılgı olmaz umarım. 165'te kayıt gönderdik. İlk defa oy kullanan 100 yaşın üstünde 165 kayıt gönderdik. Sadi Güven bugün açıklama yapmış YSK Başkanı. Demiş ki bunun 158'i evet gerçekten sorunluymuş. Biz bu 158 kaydı kapattık demiş mesela. Böyle bir açık var demek ki burada. Tekrar söylüyorum bu milyonu bulacak demiyorum. Milyonlarca demiyorum ama YSK'nın görevi bu işi ciddi yapıp bu açıkları kapatmak. İçişleri Mühendis Sistemi'nin görevi bu açıkları kapatmak. Yani bununla birlikte mesela belli verilere eşleşen seçmenler gönderdik biz onlara. Ya burada bir sorun var bir bakın dedik. Bir kısmını kabul ediyorlar. Bir kısmıyla ilgili de hala teyit etme çalışmalarını yürüttüğünü söylüyorlar. Bunları anlatıyoruz ve diyoruz ki siz ne kadar işinizi ciddi yaparsanız halk size o kadar güvenir. Bununla birlikte Suriyeli seçmenlerden bahsetmiştik. Hatırlarsanız 24 Haziran seçimleri sonrası çıktı İçişleri Bakanı. Dedi ki 22 bin Suriyeli oy kullandı dedi. Biz hemen 4 Ocak'ta liste gelir gelmez o analizimizi de yaptık. Kaç tane Suriyeli seçmenimiz, vatandaş oy kullanmış. Vatandaş olup oy kullanıyor. Bir yanılgı var yine burada. Sanki bütün Suriyeliler seçmen yapılmış da oy kullanıyor diyoruz. Biz böyle bir şey demiyoruz. Biz böyle bir şey demiyoruz. Ama Venedik Sözleşmesi gereği, diğer sözleşmeler gereği bir kere vatandaş olmak çok zor. Suriyeliler Türkiye bir transit geçiş ülkesi olduğu için 5 yıl burada yaşadı diye hemen vatandaş olmuyorlar. Yani bir mülteci statüsü yok. Yani birine vatandaşlık veriliyorsa bir özelliğinden ya da bir bakanlar kurulu kararıyla böyle bir karar veriliyor ve vatandaş olup seçmen olma fırsatını yakalıyor.
Bakan 22 bin dedi. Sonra Aralık'ta bir 36 bin dedi. Biz incelemeyi yaptık. 58 bin Suriyeli seçmen var. Ve bunun 18 bini yeni seçmen olmuş. Yani 24 Haziran seçimlerinde seçmen değilmiş. Ve ilk defa seçmen olmuş. Biraz daha inceledik. Hatay'da 24 Haziran seçimlerinde 6 bin Suriyeli seçmen varken bugün 4 Ocak listesinde 12 bin küsür Suriyeli seçmen yani tespit etti. Yani %100 arttırılmış. Evet. Sinop'ta bir oyla seçim kazanıldığını düşünürsek ve Yalova seçimlerini hatırlatıyorum size. 8 oyla önce biz kazandık, iptal edildi. Sonra 257 oyla Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. 2014'te Yalova seçimleri, hafızamızı tazelersek hemen hatırlarız. Bu yerel seçimin doğası gereği işte oylar böyle birkaç oyla da seçimin sonucu değişebiliyor. Tabi Hatay gibi büyük şehirler için belki bu geçerli değil ama ilçelerde, başka noktalarda oranın iradesine bir müdahale var. Orada yaşayan seçmenlerimizin iradesine bir müdahale var. Bu müdahale de şunu getiriyor. Şimdi belki o anda ya çok meşru bir iş gibi görünüyor ama bütününe baktığınız zaman o kentte yaşayanların kaderini etkileyecek, doğayı, çevreyi, tarihi etkileyecek, mimariyi etkileyecek, yaşam kalitesini etkileyecek bir karar alınıyor. Yani bir rantçı belediye başkanı geldiğini düşünün manipülasyonla. Oradaki kenti talan ediyor. Dikey mimariyi yükseltiyor. Bununla birlikte tarihe zarar veriyor. İşte doğayı tahrip ediyor. Sokak hayvanlarını tanımıyor. Böyle bir anlayış egemen oluyor ve çocuklarımızın geleceği orada tehlike altına giriyor. Böyle bir gerçeklik peki, var. Ve Bey şimdi... İçişleri Bakanı şöyle bir şey söyledi bu konuyla ilgili. Gördük ki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle tehditler savurdu. Ve şaşarak izliyoruz bunu. Çünkü biz şunu tespit ettik. Yani 17 Ocak günü saat 5 sürede olmuş ama Hatay Yayladağ'da hala Suriyelilere gelin adresinizi kaydedin de sizi seçmen yazalım diye bir çaba var. Şimdi 17 Ocak'ta bitti bu süreç ama bugün akşam YSK bize verileri veriyor. Bakacağız kaç tane daha eklemişler bu Suriyeli seçmen sayısını. Yani biz şunu söylüyoruz. Suriyeliler tabii ki ülkemize sığınmışlar. Bizim bununla ilgili hiçbir derdimiz yok. Biz Suriyelilerin buradaki misafirliğine söyleyecek bir sözümüz yok. Ama Hataylılar hep kendi kaderlerini kendileri tayin etmişler. Türkiye tarihine bakarsanız böyle. Bıraksınlar Hatay'da yaşayan insanlarımız yine kendi kaderlerini tayin etsinler. Onların kaderlerini tayin etmek için taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmasınlar. Peki bir iki dakikamız kaldı. Onun için kısa bir iki soru cevapla gidebilirsek. Şimdi geçen seçimlerden dolayı CHP seçmeninde ve muhalefet seçmenlerde bir belli bir küskünlük, kuşku var. Hatta CHP seçmenlerin bir ara %23'ü sandığa oy vermeye gider miyim, gitmez miyim şeydeydi. Yani kuşkudaydı. Bu seçmenler bu sefer seçimlerde seçim güvenliği en azından attığım oy yerine gider ve buna parti veya gerekli organlar sahip çıkar inancını taşıyor mu taşısın mı? Şöyle bir durum söz konusu. Gelsin vatandaşlarımız hep birlikte sağlayalım bu seçim güvenliğini de. Burada bizim şöyle çözümlerimiz var onlara yönelik. Mesela kendi sandıklarının sonuçlarını alsınlar. Bir fotoğrafını çeksinler tutanağın gidip. Biz onu hem YSK'daki sonucu da o gece anında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sistemi var işte YSK üzerinden çalışan. Oraya yüklüyoruz. Eğer bir sorun varsa da hemen altta bir not kısmı var. Diyor ki ben bu sandıkta oy kullandım, sonucumu takip ettim ama bu sonuçla, bu biraz önce gösterdiğiniz sonuç YSK sonucuyla bendeki sonuç tutmuyor, buraya dikkat edin diye bize yazabiliyorlar. Mesela anında bir karşılıklı çabayla. Siz Anadolu Ajansı kadar hızlı olmasa bile vereceksiniz değil mi bu seçimlerde sonuçları? Yani tabii ki biz en yakından takip edeceğiz ama en önemlisi biz bütün tutanaklara ulaşıp bu sonuçları kendi tutanaklarımızı ve YSK'nın sonuçlarını karşılaştırıp en doğru sonucun oluşmasını sağlayacağız. Hukukçularımızla eğer bir hata varsa itiraz edeceğiz. Yani İstanbul'da şimdi 24 Haziran'da 28 bin sandık vardı. Şimdi 30 bin civarı sandık olur. O 30 bin civarı sandığı en iyi şekilde kapsayıp sonuçlarını karşılaştırıp ilçe ilçe bunların itirazını birlikte yürüteceğiz. Ve altını çizeyim, bu seçimler yerel seçimler olduğu için Üsküdar'ın kaderini Üsküdarlılar, Tuzla'nın kaderini Tuzlalılar, Ankara Etimesgut'un kaderini Etimesgutlular, Artvin'in kaderini Artvin merkezde oturanlar, Artvin ilin kaderini söylüyorum. Hopa'yı Hopalılar, Edirne'yi Edirne'liler belirleyecek, İpsala'yı İpsala'da yaşayanlar belirleyecek. Orada oylarına sahip çıkacaklar. O ilçe seçim kurulunda zaten oranın sonucu çıkacak. Büyük şehirlerde de ilçelerden iller gelen veriler ilde birleştirilerek o ilin kaderi belirlenecek. Yani İstanbul'un kaderi belirlenecek. 31 Mart seçimlerinde ben vatandaşlarımızdan
Tekrar şunu istiyorum. Gelin hep birlikte sahip çıkalım. Evimizin önünü temizleyelim. İstanbul çok uzun zamandır yönetilmiyor zaten. Türkiye'nin birçok şehri yönetilmekten uzak kendi kaderine terk edilmiş durumda. İstanbulluların sağduyusuyla ayakta duruyor. İşte ben bu programa gelmek için karşıdan çok erken saatlerde çıkmak zorunda kaldım. Neredeyse geç kalacaktım. Trafik sorununa, gençlerin kendini ifade edeceği alanların olmamasına, işsizliğe, İstanbul'un çocuklarının geleceğinin garantide olmamasına çözüm bulacak bir anlayışı denemek gerekiyor. Çünkü yoksa ben ilk oyumu kullandığımdan bugüne izliyorum. İstanbul'a aynı zihniyet yönetiyor. Ama İstanbul'un ne altyapısı gelişiyor. İşte metrosu 25 yılda toplasanız 150 kilometre olmuş. Geçmişi de katarsanız 170 kilometre oluyor. Gülecek kadar az bir seviyede. Bir kısa soru daha. 181 kadar sandık var değil mi? Türkiye'de 170 bin kadar yurt dışında sayıyorum. Yani, bunların hepsinde temsilciniz var mı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi yerel seçimlerde sandık sayıları şu an tam anlamıyla ortaya çıkmadı. Bu seçimlerde yurt dışında oy kullanma diye bir durum söz konusu değil ya da gümrüklerde oy kullanma olmayacak. Sadece ilçelerde ve illerde, köylerde, işte il genel meclisi için köylerde ve diğer mahallelerde oy kullanma süreci olacak. Buralarda yani aday çıkardığımız her yerde çok ciddi sandıklarına sahip çıkan bir insan kaynağımız olacak. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de, Sinop'ta, Artvin'de, Kars'ta, Ardahan'da vatandaşlarımız emin olsun ki sonuçlara sahip çıkacak binlerce Cumhuriyet Halk Partili hazır bir şekilde bekliyorlar. Tabii ki onların desteğine de ihtiyacımız var. Bütün sivil toplum kuruluşlarının da desteğine ihtiyacımız var. Belki bizim göremediğimiz bir eksiklik de vardır. Bunu ortaya çıkarmak için barolar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları da katkı sunabilirler. Diğer muhalefet partileriyle işbirliği yapacak mısınız bu seçim hilelerine karşı? Yani her zaman bir iletişimimiz var zaten. Bu çalışmaların hepsinde birbirimizle bilgi paylaşımı içinde oluyoruz. Tabii bu bilgi paylaşımı devam edecek, emin olabilirsiniz. Zaten bizim yaptığımız bir ittifak da var. O ittifak doğrultusunda da iletişimimiz ve çalışmalarımız sürecek. Yani bizim amacımız, bizim amacımız düzgün bir seçim olabilmesi. Biz de bütün Batman'da, Bitlis'te, Çukurca'da birçok yerde itirazlarımızı yaptık. Çünkü akla mantığa sığmayan yüklemeler var. Belki güvenlik görevlileri evet oraya gönderilmiş. Ama YSK geçen dönem bir karar aldı dedi ki, çok yeni ve hukuksuz bir karar aldı. Diyor ki işte bir cezaevindeki seçmen oy kullanamaz diyor. Cezaevindeki seçmen oy kullandırmıyor. İstanbul'dan gitmişse diyor Ankara, Sincan'a oy kullanamaz diyor. O bölgede yaşamıyor. İkametgah orada değil diyor. Ama tutup Ankara'dan Çukurca'ya operasyon için gitmiş askere diyor ki sen orada oy kullanabilirsin. Yani böyle de bir anlayış var. Bunu doğru dengelemek gerekiyor. O bölgede yaşayan insanların bölgenin kaderini belirlemesine izin vermek gerekiyor. İradeye saygı duymak gerekiyor. Ne kadar seçimler kurallardan uzaklaşırsa seçilenlere olan inanç da o kadar azalıyor eminim. Son soruyla izninizle bitirelim bu söyleşiyi. Şimdi gerçi demin uyardınız bu yerel seçim, genel seçim bunun farkını söylediniz ama şimdi ben kullansam, oy kullansam, kullanmasam bir şey değişir mi? İşte sonuçta yine bildiklerini okuyorlar vesaire şeyleri var ama bir de şöyle bir şey merak ediliyor. Acaba bu seçim hileleri denilen şey, genel bir toplayalım onları, ne kadar sonucu etkiliyor? Farklı tahminlerde %1, 2, 2, 3 vesaire. Böyle bir şey, siz bu konuların neredeyse uzmanısınız. Bir rakam verebiliyor musunuz? Yani tabii böyle bir rakam, her seçimin kendine göre bir ruhu ve prosesi var. Bir süreci var kendi içinde. Bunun için bir rakam verebilmek çok kolay değil. Ama görüyoruz ki mesela bu sandık başı hileleri ciddi bir oranda Güneydoğu Anadolu'daki seçimlere etki yaratıyor. Yani işte paket atılan oylar. Bakıyorsunuz İstanbul'un en eğitimli semtinde oy kullanma oranı %90'larda kalmış. Öbür tarafta 400 oy var, 400'de kullanılmış. 400 oyun %95'inden fazlası bir partiye çıkmış. Bazen %100'ü bir partiye çıkmış. Tabii bunlar akıl almaz işler. Çünkü İstanbul'un en eğitimli semtinde oy atarken hata yapan vatandaşlarımız var. Ama daha böyle eğitim seviyesi düşük bir yerde bakıyorsunuz oy kullanmışlar. Ve hepsi %100 doğru oy kullanmış. Hiç iptal edilen oy yok. Bunları gördüğümüzde bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Ama yerel seçimler işte burada bir ayrışıyor. Burada yerel seçimlerde düşünün ki bir Sinop ilini, Sinop ilinin köyleri bile oy kullanmıyor. Sadece merkez kullanıyor. Eğer büyük şehirse de mahalleler, bütün mahalleler oy kullanıyor. Ve o ilçeden başlayan bir birleştirmeyle sonucu
görebiliyoruz. Bunun için de oralardaki hile oranının daha aza indirgenmesi söz konusu. Bir de yerel seçimde de çok aday var. Bütün vatandaşlarımızın katkısıyla düzgün bir seçim olsun istiyoruz ve seçen de seçilen de saygı görsün istiyoruz. Bizim evet. Derdimiz bu. Onursal Bey çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Onursal adı güzelli. Söyleştik. CHP'nin genel başkan yardımcısı seçim olası hilelerini, seçim güvenliğini konuştuk. Tam bu konuda konuşulması gereken herhalde az sayıda kişiden biriydi. YSK olmasa bile CHP'nin bir anlamda o mekanizmasının başında olan ve 24 Haziran'da epeyce gözlerin, kulakların çevrildiği kişiydi. Ondan sonra da epeyce tepki aldınız. İstifanız bile istendi. Şimdi hem öz eleştiri yaptınız hem de bu seçime ilişkin bir takım açıklamalarınızı bizimle paylaştınız ve daha iyimser olduğunuzu anladık. Umarım seçimler dürüst geçer ve sonuçları hakkıyla bize, seçmenlere ulaşır. Yeni konuklarla yeni programlarda bir arada olmak umuduyla hoşça kalın.